Herkese merhaba, ben LivingGames.com'dan Evrim. Bugün size Riders Online'ın ilk bakışını çekeceğim. Oyun non-target bir MMORPG oyunu. Ben böyle vıka diye bir karakter yarattım denemek için. Biraz da oyun sesini kıstım, çok açıktı çünkü buradaki ayarda sadece 3 tane böyle basit ayar var. Yani sesi ayarlayamadığım için mecburen bir karakter yaratmak zorunda kaldım. Şimdi new karakter diyerek sizinle bir karakter yaratacağım. Shinka, şöyle bir şey yapalım. Terse gelmeyelim. Erkek, bu ne böyle, çok şey durdu. En iyisi yine kadından devam edelim. Sesi ayarlayalım. En flam hangisiyse onu aldık. Gerçi ben de pek duymadım açıkçası. Defender Tank. Tackle Sword ve Tackle devamı gözükmüyor artık. Yapabileceğim bir şey yok. Aşağıda yazıyorum, yazmıyor. 2 Sword, Berserker, tipik Warrior, Cleric. Bu da büyücü. Çok yani böyle şey yapmamışlar, dağıtmamışlar ortalığı. 4 ana klasın 4'ü de var ve gayet de sade ve güzel olmuş. Ben bugün biraz oynadım, 2-3 saat kadar 8 level falan oldum. Abi 200 saatte 8 level'a kadar mı kasabildim, ona da şaşmıştım ama gerçekten güzel bir oyun Riders Online. Bir bug'la karşılaştım 3-4 saat boyunca. O da skill attığında karakter böyle bir takılı kaldı diye böyle bir 2 dakika falan öyle uğraştım. Sonra çözdüm tabii ki. Bu arada böyle geçiyorum, böyle geçmeyeceğim. Büyücü olacağım ama tek el silah kullanacağım. Bu asayı kullanmak istemiyorum. Şöyle biraz ayrıntıya inelim. Bu ne ya? Çok çirkin ya. Şöyle yuvarlağımsı bir tatlı yüz bulursam direkt eyvallah diyeceğim. Neyse. Saç çok kötü ya. Saç kötü olduğu için böyle acayip duruyor yüzde. Şöyle yapalım. Yok, böyle çok şey oldu. Tamam, bir tık daha aşağı inelim. Saçımızı ayarlayalım. Tamam, bu iyidir. Sarı, yok sarı, o çingenemez. Tövbe tövbe. Şöyle. Aslında çingen kırmızısı da olabilir. Tabi öyle bir şey vardı, çingen kırmızısı. Çok da güzel bir renk aslında. Göz rengi, o da kırmızı olsun tabi. Uyuması lazım. Şöyle iki çizik attıralım. Çok büyük çizikte. Biraz çizikleri küçültelim. Kilit karakter diyerek direkt devam edelim diyecektim ki edemiyoruz çünkü hemen sanki başka isim yokmuş gibi Shinka'yı gelip alırlar. Hayda. Şöyle yapalım. Artık bu kadar sallamaya da bir tane connect diyerek oyuna girelim artık. Güzel Riders oyununa diyelim ve ASL ile hareket ediyoruz. Non-target oyun gördüğünüz gibi. Şu anda hafif kasma var gibi hissediyorum. Yok, tamam, iyi. E ile konuşabilirim NPC'lerle. Hemen ilerleyeyim. Birkaç yaratık keselim. Hemen oyunun özelliklerinden bahsedeceğim. Oyunda craft modu gayet güzel işlenmiş. Oyun genel olarak basit. Çok kafa patlatmanıza gerek yok. Gerçekten basit. Leveller böyle hani seri seri akıyor. Görevde zaten bir şekilde kendinizi kaptırıyorsunuz. Gayet güzel. Gerçekten güzel. Çok hoşuma gitti benim. Bunun dışında mesela yaratık öldürüyorsunuz. Yaratığın elindeki kılıç düşüyor. O kılıcı alıyorsunuz. O kılıç genellikle sizin elinizdeki silahtan daha güçlü oluyor ve hani o kılıcı kullanabildiğiniz süre içinde 2-3 dakika kadar o kılıcı kullanabiliyorsunuz aldığınız zaman. O kılıçtayken daha hızlı yaratık öldürüyorsunuz. Bu şekilde görevleri daha çabuk yapıyorsunuz vesaire. Hani level kasması da bir şekilde zevkli hale getirilmiş. Şöyle hemen vurmaya başlayayım. Bu skillim hareket ederken vurulmuyor. Normalde meşlerde
Hareket ederken vurulan skiller de var. Hemen şöyle geriye atlayacağım. Kaçmak için. Nantucket böyle olduğu için Nantucket'ın özelliklerini kullanmak lazım. Evet, bir tane kessin. Bana kasiye atmazsan çok sevinirim. Evet, şöyle biraz ilerleyelim. Ne yapıyorsun? Bak, o da geriye atlıyor. Çok otlak. Aa, klerik galiba. Acayip bir skill attı. Yardım ettim. TD skill'lerimiz bulunuyor. Ben şu anda büyücüyüm. Klerik var, berserker var, defender var. Hepsinin master'leri var. Skill'ler de gayet güzel. İstediğinizi verebiliyorsunuz level atladıkça. Gayet basit. Crafting de gayet basit. Mesela craft etmek istediğiniz bir itemi, hani o itemi listenize alıp, hani onun için hangi itemler gerektiğini oradan rahatlıkla görebilip, hani görevmiş gibi o itemleri tamamlayıp rahatlıkla iteminizi craft edebilirsiniz. Bu da bence gayet güzel bir sistem. Gayet basit. Zaten craft görevleri de crafting yapmayı size en ilerisine kadar öğretiyor. Ben zaten 8-9 level'a kadar hep craft görevleri hiç bitmedi diyebilirim. Hep craft görevleri hiç gitmedi. Tık 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 tık. İyice ağır çenem kaydı. Genel olarak güzel bir oyun. Bu benim gerçekten bayağı hoşuma gitti. Herhalde Guild Wars 2 çıkana kadar, ayın 29'una kadar, o da bir şansın işte. Ayın 28'inde Guild Wars 2 çıkıyor, ayın 29'unda Riders Online'ın kapalı betası bitiyor. Artık bu da Allah'ın bir hikmeti. Guild Wars 2 açılana kadar Riders oynayacağım gibi gözüküyor. Gayet eğlenceli bir oyun çünkü. En son yaptığım görevde bir taşa tıkladım, taşla konuştum. Tabii yazıları okumuyorum, direkt böyle geçiyorum. Birdenbire bir yaratığa dönüştüm. Hani elime böyle silah falan alma değil, güçlü bir yaratığa dönüştüm. O yaratık olarak görevimi yaptım. Görev tabii 2-3 kat falan daha bir hızlı hale geldi. Hani böyle şeylerin olması da, böyle hani sürprizlerin olması da bir MMORPG'de gayet güzel ve hoş. Yani ben şimdi şöyle ilerleyeceğim. N'ye basarak Terra'dakine benzer küçük bir harita açabilirim. CTRL tuşu bu arada farimi aktif ediyor. Alttan zaten okudunuz. Tekrar CTRL tuşuna basayım. Şu farimi artık içeri sokayım. Boşuna mı Nantucket oynuyoruz? R tuşu da uzun bir yol koşacağınızda böyle otomatik koşmanı sağlıyor. Şu anda ellerim havada. Kendi gidiyor. El bıraktım hacı. İkiye bıraktım. İkiye bıraktım falan. Şurada binekte var. İlk bindiğim bineği göstereceğim size. Şuralardaydı. Aa, nerede? Evet, şurada. Ufak bakmasından dolayı video durdu. Niye durduğunu gerçekten bilmiyorum. Neyse, devam edeceğim hiç bölmeden. İlk bindiğim binek şu 8 level'da şuradan yukarı doğru, şu tepelere doğru. Faremi artık ele alayım. Şu tepelere doğru, orada işte zaten yaratığa dönüştüm. Hani görev de oradaydı. Oraya giderken şu bineklerden bir tane verdi şu hacı dayı bana, sağ olsun. Ve işte şekil ağda görüldüğü gibi ben direkt normal yollardan devam edeyim görevlerime. Craftingçi amca çok yardım oldu, sağ olsun. Bu arada itemlerin görünüşleri de gayet güzel ya. Craftlar bu arada bu kadar az değil. 6 level, 3 level'da, 6 level'da. En son 6 level'dakini gördüm. Bir de 8 level'da. Hani 2 level'da, 3 level'da bir yeni craftlar geliyor set olarak. Her itemin craft'ı geliyor. Armor'lar da aynı şekilde. Evet. Gayet güzel bir ortam. Aa, altın saldır! 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 Altınlar böyle yerde mi olur ya? Neyin kafası bu ya? Şöyle konuşayım da bari, gideyim hemen. Evet, 2 level oldum. Ne olacak yani, video çekiyoruz. 2-3 tane stat fazladan verseniz ne olacak? Şimdi ben bir tane stat vereceğim, pırt diye bitecek o. Bir de bu skill'ine vereyim. Şöyle yapalım, evet. Bir de bu skill'ine vereyim. Ya şimdi nereden biliyorsunuz falan filan, evet. Oynadım çünkü mage'i. 8 level bir mage'im var. Ama ben onunla şey kullanıyorum, kılıç kullanıyorum. Daha bir böyle fantastik oluyor. Kılıç kalkan kullanıyor ama büyücü. Bak şimdi, bak makaraya bak. Zaten neyimiz normal gitti ki?
Şöyle. Evet. Şimdi hemen bir craft yapacağım. Sword alacağım. Evet, şimdi dediğim gibi bunu takip ettim. Yani takip etmek dediğim hani listeye aldı yan tarafa. Hani kaç tane item eksikse oradan göreceğim. Tamamlandığında direkt bana hani artık bu craft'ı yapabilirsin diye haber verecek. Ben de gidip craft'ı yapacağım ve sword'u alacağım inşallah. Şöyle bir skill atayım şuraya doğru. Hayrına. Evet, bir tanesini aldım. Şöyle. Kaçarak vurmalara devam edelim. Keşke silahı düşseydi. Ha artık gideyim mi ben o zaman? Şöyle şu görevi bir bitireyim de. Gördüğünüz gibi şey geldi, hemen craft yapabilirsin işareti dediğim gibi geldi. Şu itemleri toplayayım. Ha! Sıktın ama. Ha ha hu hi. Skill'de yok ki arkadaş. Sağlı sollu bir şeyler yapalım. Neyse. Sopayla girişelim en kötü. Evet. Şunu alayım yerden. Gördün? Aa, elime gelmedi niyeyse. Silah zannettim de. Skill'i biraz önce attık. Tabii Nantucket oyunlarda böyle bir şey var. Skill'i atarsanız tutar. Tutturamazsanız hiçbir şey olmaz yani. Evet, görevi de bitirdiğime göre döneyim. Sword'umu alayım. Kalkan vardı herhalde. Evet, bununla skill kullanamıyorum. Bununla da kullanamıyorum. Bununla da kullanamıyorum. Ama One Under Sword da kullanabiliyorum. Çünkü o bu klasın hani bir silahı olduğu için onunla kullanabiliyorum. Onu da şimdi alacağım. Craft item diyelim. Hoppala. Yeter dayı yeter. Tam çok gördük seni. Yaptım diyorsun yani. Eyvallah. Evet şöyle elimizi alalım. Evet. Şu görüntüye bayılıyorum işte. Çok iyi ya. Bir de kalkan falan geliyor yanına. Görüntü gerçekten muhteşem oluyor. Biraz da hızlı sallıyor böyle kılıcı. Hoş duruyor gerçekten. Videoyu fazla uzatmayayım. Vaktiniz varsa Riders'ın bu uzun kapalı betasını kaçırmayın. Bir kere deneyin derim. Hani zaman kaybı olmadığından ben eminim şahsen. Çünkü herkes bu oyunda bir şey bulabilir. Çünkü normal, sade, aynı zamanda Nantucket, MMO Action ve MMO RPG türü böyle çok güzel bir oyun. Çok güzel bir harman oyunu bence Riders. Ben Ermaydan, herkese oyunlar diliyorum ve tanıtıma burada son veriyorum.